Şimdi hem birkaç izleyici arkadaşımız yollamış, hem galiba bizim ekipten de yollayan olmuş. Önce bir şunlara bir bakalım. Neye gelmiş ben de bilmiyorum. Yukarıda açacaktık, sizle paylaşalım. Hani şey gibi değil. Bakın hediyem var. İçeriğini bilmiyoruz. İçeriğinde ne var bilmiyoruz yani. Şöyle. Şu birincisi. Bu hediye galiba. Hediye hediye. İki tane açıyoruz karton. Bu ne lan? Çizim gibi tahmin ettim. Dur önce bir kamerayı falan ayarlayacağım arkadaşlar. Rahat olun. Bıçak kullanmayacaksın. Çöp poşet. Bunu da nasıl buldunuz da bana hediye yolladınız? Ben büyüteceğim bebeğim. Bir saniye, sıkıntı yok. Bu galiba bir çizim gibi bir şey. Bence de öyle. Full ekranı. Bir daha vereyim mi hocam? Yapacağım bebeğim. Vereyim mi hocam? Yok yok, açarım ben böyle. Önce bir açalım da şunu gösterirken. Bok çıkmaz lan. Olsak kokardı ya bizi. Abi doğum günü 29 Aralık olarak değiştirebilir misin? Benim hediyem ulaşmadı henüz. Vay be. Sen de hediye aldın lan. Bu ne la? Tutsana bir. O ne la? Ne lan, biziz lan bu. Biziz. Haber mi lan, o ne o? Ha, gazetenin şeyi. Dur bakayım şu. Aa, bunu sen göster. Şöyle yeter gibi. İlk başta tüm Twitch chatini ve seni selamlıyorum abim. Regrat News ekibi olarak doğum günü hediyesi düşünüyorduk. Ta ki aklımıza bu fikir gelene kadar. Ekip olarak düşündük ve gazeteleri gerçek baskı haline getirip sana yollamak istedik. Bu göstereceğim şimdi. Bu yola tek başıma başladım ve şu an kendime bir ekip kurdum. 3 kişi olarak bu yolda devam ediyoruz. 5 yıldan daha fazla seni takip ediyorum ve benim için artık öz abimden farksız oldun. Bu serüvende benim hayatıma çok dokundun. Ve ilerlemek istediğim mesleki hayatımı senin sayende seçtim. Şu anda İTÜ'de yeni medya ve iletişim okuyorum. Ve ileride hep senden bahsedeceğim. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yılları abim. Regrat News ekibi, Pop Efendi, Doruk Yılmaz, Code Zero, Mert, ESM, AMYR, Esma yani. Böyle demeyin. Dün iki tane mesaj okudum amına koyayım. Ağlattı beni ya. Neyi? Doğum günü mesajı. Böyle bu kadar. Ya ben bir içeri kayboldum ya. Orada yamuldum ben amına koyayım. Çok garipti yani. Sonra kapattım, okumayacağım lan dedim. Ne yapmışlar? Oha! Gazete gibi cilt yaptırmış. Bu bizim önceki okuduklarımızdan galiba değil mi? Onları baskı haline getirmişler. Bak böyle iki sayfa. Güzeldir ya. Güzel anı lan. Ekip büyüyor, sevgi dolu görüntüler. Tuğkan Gönültaş pasta yapmayın esnasında Mert'i görmeden sadece hissederek elleriyle besledi. Bunu gören izleyiciler yapmış. Bir de bizim şey var. Yine Elren News'u yapanlar var. Nerede? Discord'da atıyorlar. Görmüşsünüzdür. Çok güzel yapıyor ya. Ana. Arkasındaki görsele baksana şuna. Ağız sulandırıcı. Ağız sulandırıcı görüntüler. Samuray'ın baltası. Guidebook. Çok güzel. Kardeşlerim teşekkür ederim. Bu ömür boyu yine saklanacaklar listesine girdi. Şununla birlikte. Bence çok dağılmadan zaten birazdan karınca çiftliğim odasına gidince anamız ağlayacak. Babacığım yolla gelsin. Şunu açtım. Bu kim? Allah kim bilmiyor. Çuval lan bu. Çuval gelmiş de neye gelmiş anlamadım. Sanki içinde bir şey var da. Vazo tamam, gibi. Tamam korumak için yapmış. Sıkıntı yok. Ceset geldi sana. Bok geldi sana. Şaka yapıyorsun. O ne la? Oğlum kurabiyeymiş. Kurabiyeymiş. Abi 4 kilo sıçtı sandım ya. Bu kadar yapmış olamaz. Oğlum çok korktum. Yandan göster bak. Üstten bakınca anlaştın. Bak oğlum bak. Şöyle bildiğin bir hafta biriktirip sıçmış sandım içine ya. Bu arada Fulya, Black Rose ve sen bana çok güzel bir kahve makinesi almışlar. Fulya'ya görünce baktım yani. Teşekkür etmedim. Hayvanlık yaptım hala ama onları toparlayacağım. Çok çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. 10 numara makine yani. 2 gündür kahve yapıyorum. Kim bu oğlum? Hiçbir şey yazmıyor. Nasıl mi yazmıyor ya? Yağlı sofralık siyah zeytin doğal salamura. Yok değil. Kim gönderdiyse Allah razı olsun. Bu şey olabilir. Kitap yazarı kimdi ya? Rumi miydi? Galiba. O olabilir çünkü bozulabilir bir şey dedi. İçine dikkat et abi. Mücahit Emre Sarı yazıyor. Kim? Mücahit Emre Sarı. Mücahit Emre. O değil mi işte ya?
Baba bundan yer misiniz? Yer ben misin? Çok yedim bugün. Amına koyayım. Fikir vermek neyse. Aklına geldi. Belki götüne değdi. Ama şey diyor değil mi? Yedikten sonra kare kodu okutuyor. Tövbe tövbe. Hatırlıyor musun? Bir keresinde beni banlamıştın. Beni banladığın ve küfrettiğin günü hatırladın mı? Nasıl kokuyor? Oy baba, bu göt değmiş olsa böyle olmaz. Tamam, pişmiş ateş görmüş. Bir tanesini bakın, bir tanesini alalım, üçe bölelim. Dur şey, şu kadarcık deneyim de var. Beden kabul test ediyorum. Ekşi domatesli bir tat geliyor. Tüysüz. Oğlum bunu annem mi yaptı lan delikanlı gibi söyle. Zehirleneceksin. Arkadaşlar benim evime zehir yollayacak kadar kime ne yapmış olabilir? Harbi ya? Lan kafayı mı yediniz? Yani abi? Manyak mısınız? Çok güzel olmuş bunu biz gömeriz. Ha? Ben açarım ben. Fark etmez ya. Hazırlıyorum. Sen yedin mi? Yedim. Güzel mi tadı? Çok güzel. Ye göm sen de. Bağırsa. Allah korusun. Bu neymiş? Ama bak isimleri önemli bu arkadaşların. İsim yazıyor muydu? Aa korktum. Bence bu kim biliyor musun? Şey, direkt paketti ama. Ya yine kırılmış ya. Oğlum bütün rigrat parçaları kırık geliyor ya. He. Ana şey mi o? Ağaca koymalık tam lan. 07-11-2022 rigrat Discord kalp. Bu bence aynı kişi. Kameraya göstermeden şöyle göstereyim ben. Mete. Adres patlamasın. Mete Canatan. Oğlum güzel ha, tam böyle. Ağaca koymalık ya. Harbiden. Şu reyi de güzel yaptı Adiler buraya balta falan kullanarak. İşte bak ben bunu reisini normal yaptım. Bizim izleyiciler geldi bunu baltaya çevirdi, 10 numara doldu. Şirket. Teşekkür ederim. Ya oğlum adres çıkmaz ya. Ne olacak adres? Ya ne olur ne olmaz adam şimdi. Kafa. Baba bu harbi kafa. Tövbe tövbe. Neyin kafası ama abi? Ne lan bu? Bu ne ya? Bıçak nerede bıçak? Ona. Bende. Versene bıçağı. Gelin dikkat et. Tamam başla. Vazo değil, vazo değil. Dünya şeyi mi bu? Bilmiyorum ama bir ellere... Ana bu ne lan? Kafasını alacağım önce. 3D mi? Kafa sokmayın çok. Ay. Alttan sabitli miyim? Sen hiç bana müdahale etme. Bıçak çok keskin. Sen batın naçların mesela yetersin. Bu ne oğlum? İçine acaba ışık mı koyacağız la? Galiba. Sen ciddi misin? Ha bu şey. Mumluk mu? Mumluk gibi. Mumluk la mumluk. Getireyim mi mum? Var mı? Var mı? Ama buna büyük mum lazım galiba. Bu el yapımı lan. Değil mi? Bak şuralarında camları var arkadaşlar deliklerde. Telefonun fenerini yaksana bir. Harbi lan. İki tane fener açıp sokalım içine iki yönlü. Aa bak. Ama gözükmüyor ki. Ana. Karanlıkta bu. Oğlum stüdyo ışığı var şu an burada. Stüdyo ışığını kapatabiliyor muyuz anlık? Kapatırız. Sen beyaz ışık görüyorsun nasıl mavi yansıtıyorsun? Abi su kabağı. Su kabağı. Yok değil. Acele ederek yapmıyorum. Oy! Çok güzel lan. Şeyi kayıyor. Hah şu an oldu. Vallahi on numara. Buna sabit ampul takacaksın. Evet. Böyle bırakacaksın bunu. Ama el yapımı yani uğraşmış. Elli şeklinden mi? Bunu yapan arkadaş kim? Kutu burada. Çaktırmadan baksana. Su kabağıymış bu. Su kabağı mıymış? Ha. Çok uzun yanarsa ampul eritirmiş. He, ampul su kabağı ne lan diye taşak geçtim harbi öyleymiş. Eda lan. Diye bir arkadaşımız yapmış. Eda çok teşekkür ederim. Ben vallahi emeğine mı? Sağlık. Oğlum bunları tek tek eliyle falan mı taktı ya? Harbi güzel olmuş ama. Deli. Baksana. Nasıl damlamıyor? He? Su kabağı ne? Su
Kafa açtı. Bitki kabağı ya bayağı. Kabak lan canlı ya. Kabak kabak. Ha kabak, ben de kabın türetilmişi zannettim. Su kabağı alır ona. Su kabağı. Kabağı. Vallahi çok güzel yani, bir de eliyle tek tek delmesi, üstelik de o içinde boncukları yerleştirmesi çılgın bir yemek bayağı ya. Bayağı güzel duruyor ya. Valla çok güzel. Bak bunu harbi salona malona koyarım. Bu güzel duruyor. Teşekkür ederim. İki rigrat bir şey. Bu ne? Bunu vereceğim sonra şeyi vereceğim. Bir şey vereceğim. Bu bence gördüğüm kadarıyla yılbaşı ile ilgili bir şey. Bu da Mete. Mete. Aynen Mete canım tam. Ha, ağaç süsü mü? El yapımı mı? Ağaç süsü ama dur bakayım. Ben niye öyle büyük reaksiyon verdim bir dakika? Şunu bir tutsana. He bak, eliyle topların üzerine Rigrat'ın R'sini yazmış. He. Logolarını koymuş. Yılbaşı ağacı çizmiş. Yuvarlak kartaneleri çizmiş. R yapmış. Sonra bunu da aynı şekilde kapatmış ya. Bence o hazır bir yerde satılıyordur ya. Nasıl? Ya da hazır bir yerde satılmıyor diye bunu gönderip ben bunu buna çevirdim mi demiş. Bence öyle demiş. Bantlamış. Parmak izi var mı diye bakıyorum. Var bir sürü. Bunu oynaşmış. Ulan FBI gibi adamım ha. Evet diyor. Evet, evet diyor. He. O yayına gel. Eline sağlık Meteciğim. Burada Mete yaptı abi ya. Gördüm yaparken. Nasıl lan? Kim diyor gördüm diye. Sertaç. Teşekkürler. Sende var. Bu da mı süs? Devamı onun herhalde. Muhtemelen süs. Bir tane bir hediye var orada. O gözüm ona kayıyor. İki daha bir tane hediye var. Onu bekliyorum ben. Yani diğerlerini beğenmediğim için değil. Bu ne? Multifunction. Function. Bu da müdahale edilmiş. Yo ışık. Lambası. Işık. Oğlum yılbaşı seti mi yolladı bu? Ne yaptı lan? Yılbaşı ağacı var mıydı orada? Var. Ha biz yanlış sırayla açtık. Bir dakika dikkat diyor. Önemli. Ne gizem yaratıyorsun lan? Uçak. Gizemli. Amına koyayım, USB çıktı lan içinden. Ne ha baskılı şey. Hayır burada önemli olan şuradaki USB. Ana. Kim göndermiş bunu? Ha? Mete galiba yine. Sertaç Zayımoğlu. Pop Efendi. Bunu yine bizim şeyleri yapan, anahtarlığı yapan arkadaşa yaptırım. Aynı kişi misiniz oğlum siz? Virüs hayatta sokmam. Boş bilgisayara takarım. Baran kardeşim. Rigrat bot. Bota bile şey yapmışlar. Bir kulp, Kevser, Esma, abi bunlarla uğraşmak delilik, Zep. Bizim bütün Rigrat ekibi burada. Rafaenler, Mafaenler, yılbaşı ağaç süsleri olarak vermiş. Burada da bir adet USB'si var. Tak bakayım bilgisayara. Sonuna kadar lütfen izle. Mete ne yapıyorsun, hayırdır? Ne bu lan? Kanala mı çökeceksin amına koyayım? Oğlum hayırdır lan? Sen izle abim. İzlerim. Ne demek istiyorsun? Porno mu var bunun? Hayır adam bir şey şakasını yaptı ama anlamadım. Sana söylerim bu, ya. Bunu söylediğini anladım. Neyi kardeşim bir bok yapacağından değil bu arada da. Yine prensibim gereği takmam. Bunun yukarıda bir bilgisayarım var. Sikerim bana da söyle. Salak bir çocuk ya. Neye takıldı? Yayında söylenmeyecek bir şey mi? Yayında söylenmez abi. Kardeşim teşekkür ederim. Vesco'nun filmini benden paylaştık. Vesco bu da şey var ama bunun üzerinde şey var. Bu ne lan? Bunu çaycı yollamıştır kesin. Bilmiyorum. Probiyotikli siyah çay. Altıma sıçı. Bağırsağımı kim düşündü lan benim? İsimlerine bakın arkadaşlar sökmeden. Yazmıyordu bunda.
Olayı ne oğlum? Bardakla çay içiyor. Şey... Bildim bu hareketi. Bardaklarla yapıyorlar ya onun bardağı. Çaycı sen mi yolladın lan bunu? Bak oradan ya. Yalnız bu bardaklar hep çok özenmişimdir. Bunlar Amerika'daki o milletin tam, evet, tam böyle pimpon atıp parti bira evet, içerler. Parti bardağı. Kız keserken. Niye böyle bir şey yollamışlar? Anlam bak. Bu şey işte oğlum böyle bak. Bence bunun içinde çay yok lan. Onda başka böyle bir şey var. Pimpon topu falan var abi. Niye çay göndersin sana? Çay var. Bence ben diyet miyet detoks falan yapıyorum ya. O bardaklar Amerika'dan gibi. Kim yolladı lan bunu? Amaç? Çay ve bu bardaklar arasında nasıl bir benzerlik? Bak, her kupada 200 milyon doz barak ısıya dayanıklı koruyucu kalkan. Sevdiğiniz çay lezzeti mutlu bağırsak mutlu insan. Biri bana acımış amına koyayım beslenmemden. Kendileri yollamış olabilir mi? Kimler? Ulan firmanın kendisi yollamış olmasın? Şuradan bak. Koç Gıda. Koç Gıda. Koç Gıda'ya teşekkür ederiz. Çay yolladı. Bilmiyorum ki oğlum. İsim burada var mı? Biliyor musun sen? Açıyorum o zaman. Bu bardakları çok beğendim. Çay umurumda değil şu anda. Çay zaten bende var. Periyot şeyli. Şunu oraya koş, bunu gömelim. Acaba sen kendin evine istediğinde unuttun mu? Öyle bir şey olabilir mi? Koca firma böyle çay mı yollar abi? Mete yollamış. Amına koyayım Mete, bütün hediyeleri sen mi yolladın ya? Yok sana. Bu ne? Ver bana, ver bana. İsim var mı? Onu arıyorum ya şurada. Aa bu benim sipariş işte bekledim. Ana XLR kabloymuş lan bu şimdi. Ben de heyecanlı. Arkadaşlar kablo gelmiş. Bayağıdır yok sanıyordum da gelmiş işte. Ben bunu... Bunu bayağı kendi paramla aldığım bir şey arkadaşlar. Bu sana gerekecek o zaman. Bunu... Nasıl? Fatura mı onu ver lan, masrafa işleriz onu. Dünya para verdim buna ya. Sırf siz rahat rahat izleyin diye. Bak baba kalite. Öf ya ya. Metal ha. Kabloya sıkıntı gelmez baba. Ambalajı açılmış kutunun iadesi alınmamaktadır. Amına koyayım ben nasıl iade edeceğim o zaman? Bozuksa ne olacak? Şimdi ambalajı açtın diye geri iade edemiyor muyum? Ambalajın içindeyken takım. Sen de yılan gibi. Yılan. Şu yayın benim için yılbaşı yayın tadında. Zaten onun gibi düşün ya. Yılbaşı yayın gibi ya. Artık yılbaşındayız baba. Yıl sonu. Bunu da atıyorum. Kablo çok iyi ya. Abi yalnız ortalık karışır. Ha siktir. Lan. Ha siktir. Çok oğlum güzel. Ankara Spor'la Bursa Spor forması. Kim göndermiş lan? Siktir lan. Görüyor musun? Bir dakika dur, bir dakika. Abi gönderen gelmiyor ya. Baba gönderenleri bilmiyoruz ya. Alıcı mıydılar? Orijin mi? Messi. Orijinal galiba. Şeyden. Değil ya. Orijinal galiba lan. Oğlum bunu ileride çocuğuma veririm. Bunu alan beni tanımıyor ya. Adi Sıval ne ya? Ben orijinal beni nasıl bir adam hayal ediyorsun? Ben bunu giyerdim baba Messi diye. O da benden abi bizim hediyemiz. Mete Street. Harbi siz ne dediniz? Mete orijinal mi lan bu? Ben anlarım direkt orijinal değil mi? Allah. Orijinal gibi duruyor ama. Orijin değil bu abi. Değil mi? Ya orijinal formanın böyle poşeti olmaz çünkü. Bu orijinal değil baba. Şimdi bir Goat forması açıyorum. Adam! İşte bu. Bak sırtında Adidas yazıyor, altında Nike yazıyor. Değil mi? Harbi mi lan? X-Large'mış abi, small değil ki bu. Hadi lan. Vallahi. Allah Allah, ben small'u götümden mi attım? Baba bu X'larsa ben neyim? Formalar ama X'larcı dar olur forma. Niye herkes şey mi fit mi amına koyayım bütün taraftarlar? Forma giyenler öyle abi. Oğlum çok güzel lan. Bu da kapak olsun Ronaldo Messi diyenlere bak. Adam ikisi de taşaklı adam baba. Ama Neymar hepsini siker.
Kardeşim insan gibi açma. Hayvan gibi aç. O da mı Mete? O da mı Mete? O zaman her şeyi Mete göndermiş. Mete, kimse hediye göndermemiş. Bana kimse hediye yollamamış ki. Ben de sevindim ulan bir şekilde. Adres bilinmiyor galiba. Bir tek Mete biliyormuş galiba. Bu arada adres versek çok fazla gelirdi. O yüzden korkuyoruz biraz ondan. Mete yayın, kendine özel yayın içeri yaptırmış amına. Bu neymiş? Yılbaşı figür şablonları. Allah Allah. Ağaç bu mu lan? Şuraya bunun içerisinde şu an. Hayır oğlum ağaç şu. O ne lan? Yine rigrat çıktı amına koyayım. Ne rigratmış? Oha! Ana! Dur çok güzel bu. Ana! Baba! Vay vay vay. Tavuk döner 5. El yapımı. Eli yapmış tek tek. Limon. Barış Manço, Anıtkabir, oğlum İnaf. Çok iyi lan. Tutsana bir şey daha var içinde, ona da bakacağım. Ha bu da Rigrat'ın reisi. Aa içinde gizli bir mesaj var. Açayım mı? Açsana. Aa, ne yazmış? Habere göstermezsin. Yine Mete çıktı. Mete çıkıyor. Zaten bu dedim ya Mete diye. Tüm arkadaşlarımın beni ekip yalnız bıraktığı doğum günümde en güzel hediyem olarak yanımda olduğun için sana sonsuz teşekkür ederim canım abim. Senin doğum gününde tekrardan görüşmek üzere, seviliyorsun. Aga bir de mesaj atmış başkalarına. Tüm arkadaşlarım beni ekti diyor. Evet. Oluyor oluyor, biz de yaşıyoruz öyle şeyler. Alışacağım baba, hayat böyle bir hayat. Sen de bir dahaki doğum günleri olduğu zaman gitmezsin baba, bu kadar basit. Sikine takmazsın. Yılbaşı figür şablonları. Bu ne acaba? Bakayım bir. Ne bileyim, böyle içinde şablonlar bir şeyler var herhalde. Tamam işte ağaca asmalık şeyler değil mi bunlar ya? Ne bileyim. Burada iki sayfalık mektup var. Alper Reis atmış. Bunları burada okumuyorum. Özel olabilir belki. Burası. Sana bu bardak altını vermek istedim fakat sana ulaşamadım. Söyleşi de var mıydı Mete? Vardı. Dedim ya ben Mete Can Adan değil misin lan sen? He. Doğru. Bana oradan verememiş. Şey yapmış. Ne yapacağım bayağı? İyi yayınlar kralım. Estağfurullah kardeşim. Sen de Mete'ye hediye alırsın artık. Ama biraz zor. Baba burada şimdi arkadaşlar çok enteresan bir şey var. Harbi enteresan bir şey var orada. Çok enteresan bir şey var. Bunun nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorum ama heyecanla bekliyorum. Sadece bu montajerin miydi? Galiba montajer. Bu galiba diye... montajerin hediyesi. Biri var mı başka? Biri daha var mıydı montajer? Montajer buradaysa yazsın ya. Montajerden eminim de. Yazar montajer ya. Montajer. Bence yayında bile. Montajer yayında bile olmayabilir ya. Bunu çok hassas açmamız gerekiyor. Hadi bismillah diyor ya. Cevap vermiyor, hadi bismillah diyor. Şimdi bir dakika. Bunu ben yukarıda ilk bu kutuyu açtım. Dedim ki bunu benim her türlü yayında açmam lazım. Zaten öyle gelişti. Şunu göstermiyorum bir. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Bunların hepsini yere atayım mı şuraya? Atarız sonra. Orada dağınız atın. Ben şimdi anladım, tamam. Anladın mı? Şuraya yazıyor. Dur bunu böyle yere koyayım. Bunu çok dikkat ederek mi açalım, ne yapalım? Tabii. Tabii. Öyle olması gerekiyor şey, değil mi? Çünkü o hassas bir... yok yok sıkıntı yok. Deyip bütün yine şeyi, hediyeyi deliyor. Bunu ben en iyi... El gücümle açarım ama dur şuraları bir deleceğim öncesinde. Figüre batırma da. Allah'ım inşallah kırılmamıştır. Batırsın aslında kardeşim, mesajı odur. Final sahnesini bilenler anlamıştır. Nasıl bir figür, ne var hiç bilmiyorum. Sadece o detayı görünce... İşte onun pozu var işte bende. Ah siktir. Bence bunu direkt tamamlayıp gösterelim hemen. Abi. Ne yapıyorsun lan? Bu çok
100 yılan. Çok güzel lan oğlum. Aynısı lan. Oğlum çok iyi, tutsana bir. Bir dakika göstereceğim, göstereceğim, dur. Bunu olur ha. Bütün parçalarını çıkarmamız bütün lazım. Boyamayı çok iyi yapmışlar. Bunun bir detayı var. Onu bir yaşamak istiyorum. Yani şuradaki detayı. Ya bunlar şey mi, alternatif mi? Abi. Hayır oğlum, zeminim. Aa, yok direkt şey. Anladın mı? Şu, aynen. Şu delikten sokacaksın oraya. Oğlum şaka yapıyorsun ya. Arkadaşlar, el yapımı mı değil mi bu? Evet. Onu da geçirirsek ya. Dur onu yapacağım. Başka parçası var mı baksana? Şunlar, şunlar var. Onu biliyorum, onu biliyorum. O, orada. Yok burada yok abi. Emin misin? O elindeki ne? Parça. Arkadaşlar Braveheart'ın... Netle lan. Şşş. Kafaları saklasanız mı? Braveheart'ın böyle bir figürünü çalışmışlar. Yerde de el var. Ama bunda başka bir detay var. Filmi izleyenler bilir. Çok can alıcı bir noktası vardı bunun. Aşık olduğu kadınla ilgili. Şimdi bu tipi hatırlayanlar olacak mı bakayım? Neymiş o? Bunlara var bir mevzu değil mi? Bu suratı hatırlayanlar var mı? Gel gel gel, şunu bir geçir şuraya. Ah oh, siktir. Ya kırılmış mı bu? Hayır hayır, onun bak el üstü var. Geçiriyorsun galiba bak, bu da öyle gibi ama anlamadım. Abi. Bak bu long su direkt kılıcını, dur mikrofon şey yapıyor. Kılıcını taktık. Şunu bir al bakayım. Bu da takılıyor mu, bak bakayım. Yok bu tak. Bunun... Yeri var mı? Girmelik yeri. Bunun bir girmelik bir yeri var. Tamam buluruz ulan şurası. Aa burası burası. Bunlar? Ona da bakacağım. Ya bu nasıl takılıyor bilmiyorum ama. Şöyle ha. Bir... Yok işte, oturmuyor ki. Oh, muhtemelen öyle abi ya. Evet. Herhalde böyle duruyor. Ok mu bunlar? Evet. O da sırtına. Sırtında yer var mı? Sırtında okluk yeri var işte. Dur bakayım. Öyle geçecek mi? Şu balta bir düşecek gibi ama. Var değil mi oradaydı? Yok bu buraya olmaz. Allah'ım hayal kurmuşum. Yerde ya. Dursun. Bak en güzel detayı da oklar yerde duruyordu. Allah. Dedim ama o sağlam durmuyor. Bak mıknatıs var. Az önce gösterdiğim kafada. Şerefsizin kafası var orada. Çok iyi. Çok iyi. Eğer bunu böyle vahşetli kullanmak istemiyorsan, üşenmemişler. Bu kadar detaylı bir el daha yapmışlar. Görünmüyor ama. Bunu serbest el olarak koyabiliyoruz. Baba çok güzel. Çok bu teşekkür çok ederim. Güzel. Çok güzel ya. Benim için en anlamlı filmin böyle bir figürü. Ya bunu özel dolap yaptırırsın, anladın mı? Mert böyle dolap diye düşünüyorum. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Eyvallah. Helal lan montajer. Montajer helal lan. Harbiden helal olsun. Allah'ım işe yarıyor. Başka bir şey var mı? Amına koyayım. Edit medit öğrenemedin ama. Bak bunun için kafa yormuşsun ha. Baba bunların içinde bir sürü böyle izolasyon malzemesi var. Aa mikrofon gitmiş olabilir. Yo duruyor. Tamam Johnny. Yolla gelsin. Şu hediyelerden birazdan uzayalım da. Bunun için de yormadı aslında. Bunu bir firmaya verdin, o mu yaptı? Ya da hali hazırda vardı. Şey mi? Abi var mı böyle? Hayır yoktur ya. O şey mi? Öyle biri yoktu mu? Şöyle biri var mı? Yok diye biliyorum, hiç duymadım ben boyunca öyle bir şey. Yok. Ha tamam, o zaman o şey. Ya öyle biri yok, o hayal kurmuş. Tamam. Kutular açılırken ben de geriliyorum. Kezzap mezzap çıkıyor şimdi. Demek ki soyadları.
Bro baba Allah Allah. Ha belki de doğru geç. Doğum günün kutlu olsun kral. İsimleri var ve soyadları Gönültaş. Ona Selanik örme atkıyla el örmesi bu ha. Kendileri yapmışlar. Satarız bunları da. Satarız bunları da. Baba oğul mu? Değil. Şu erkek ismi değil mi? Yok değil. Yo, ikisi de kız ismi ya. Bilmiyorum neyse önemi yok. Diğerini bilmiyorum da biri kız ismi. Arkadaşlar size ne zamandır söyleyecektim. Ya. İki tane kız çocuğum var. Onlar beni en son gördükleri de bere işiyle uğraşıyordum. Yayınlara başlamamıştık. Yayıncı değildim. Böyle bir şey olacağına çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Kutumutu da çok güzel. Cansınız. Buyurunuz. Şükrü bir alakası var mı bilmiyorum. Erciyes Üniversitesi yazıyor. Erciyes Üniversitesi mi yazıyor? Şükrü yazıyor da belki adı. Kutunun üzerinde bir adres var mı? Şurada var. Ne yok. Kapak üstünde var. Kırılacak bir şey. Bazen korkuyorum ha. Kırılabilecek bir şey olabilir. Ha bu bayağı bir şey. Aydınlatma bir şey, o zaman. Şıklı bir şey evet. Çekme yapmasın. Desteği bu. Kaldır at kurban olayım. Koklasana. Parfümler sıkılmış. Parfümler sıkılmış. Bu kız yazısı. Bu kız yazısı zaten. Çökme yapmasın. Desteği bu. Kaldır at. Allah. Gitmiyorum. Abi iki önce gönderdim sayısal kaybetti galiba. Yok oğlum bize ne geliyorsa geliyor işte. Aha gel şimdi gönder bana. Le Prefi. Here to light up your life. Ana. Bu ne lan? Mum mu? Limon mum. Limon mumu. Oğlum ne güzel lan ama bu. Bunu Red Mafya diye bir arkadaş yollamış. Red Mafya. Parfüm basılı hediyeler değil mi bu? Öyle herhalde. Red Mafya. Başka bir şey kokuyor. Ne başka? Koklasana. Limon değil de sanki başka bir şey. Koklayayım mı bir? Güzel gidiyor lan koklayayım. Güzel bir şey. Limon değil yani başka bir şey. Kablo kablo. Ne kablosu ya? Aa kablo gitti yine. Tamam. Sikeceğim bu kabloyu geç. Harbi ya. Geldi geldi. En son aç bant bitişi pembe yer. Bir de diktim diktim bir kız bir diye yıllar. Gizemli bir kutu. Sakın açma. Açma mı diyor? Onu aç diyecektim direkt. Onu aç ama şimdi açma. Orada mı kes? Eyvallah kardeşim. Ne ola? Onu. Geçen sefer her şeyi kokladığın için hepsine parfüm sıktım. Böyle bir şey yok ama neyi koklamışım ya? Derken son 10 dakikadır bütün hediyeleri koklayan. Bu ne la? Baba bu yüzük de değil, bu küpe de. Şey değil mi? Bu gömlek düğme şeyi mi? Siktir. Kol düğmesi. Kol düğmesi ama. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar parfüm kutusu olunca insan ister istemez kokluyor yani. Yapacak bir şey yok. Bunu da koklarsınız oğlum. Bu harbi limon ya. Çok güzel lan. Tamam bunu ayır. Duh yüzünde... Hınzır bir tebessüm vardır. Dildomilo çıkmasın. Hınzır bir tebessüm. Baba, Harry Potter asası gibi yaparız onu hemen kamerayı kapatırız. Böyle bir şey çıkarsa hemen İngilizce konuşuyoruz. Harry Potter? Oh my god.
O ne la? Çiyan mı lan o? Siktir. Ground'ı dediği ismi la bu. Bu böyle açılmaz. Böyle sökerim hepsini bak. Bunun altı zaten... Oh. Haa. Şey çıkan değilmiş lan. Ana. Ama bir plastiğimsi bir yapısı var gibi. Oynadı ayakları. Bak şurada boya. Bunun üstüne boya atılmış. Boyamış. Evet. Bunlar plastik. Güzel duruyor la. Trofi gibi. Orada gözünü kapat. Anladın mı niye şapka taktığımı? Bugün. Niye? Yüzü benim ne kadar az algılarsa o kadar şey azalır. He. Dert azalır. Çok güzel. Hızır bir gülümseme. Ve... Ben... Bu arada parfüm sıkmış. Her yere sıkmış hocam. Ben bunları yine C4 gibi paketledim. Sen bir makas al. Herhalde sen eskiden hediye açmışsın. Herhalde bana bir şey yapmışsın. Hediye almış. Oradan kaynaklı. Ha burada da farklı mantis var. Tarantula var, örümcek var. Çok güzel lan bunlar da. Karınca çiftliğin odasına koyarsın. Böyle diklemesine asmalık. Diklemesine de asarsın. Böyle masaya da koyarsın. Şunu da bir vereyim. Çok teşekkür ederim. Kokla abi 25 dakikada Kordi'ye dövme sözü vermişti hemen. Bunu açmayayım. Bu herhalde mektup. Ne mektup değildir abi. Ferman lan bu. Orada da bence açınca böyle örümcekli mörümcekli bir muhabbeti vardır. Ne diyor? Devam yok mu? Yok, içinde herhalde. Arkasına yaslanır. Kollarını göğüs hizasına bağlar ve kafasını sağa doğru hafifçe eğer. Yüzündeki yarım tebessüm ve buğulu bakışları görülmektedir. RB özlenmiş. Bak bunu şey açacağım. O hareketle açman gerekiyor. Nasıl? Şu ferman açma hareketi var. Önce şu kablo kağıt şeyini alayım. Mühür de var. Mühür güzelmiş ya. Evet hala kullanılsa. Ama mühür gereksiz olmuş değil mi? Ne oluyor abi? Sonra bakarız. Abi mektup oğlum, mektup yayında okunur mu? E bunu ne yapacağız biz? Götümüze sokacağız. Bu ne bu? Onun bir bağlantısı olabilir. Anladım. Baba bunu ama ayrı pakete koymuşlar. Bizim bir günahımız yok ki. O zaman bu da onundu. Bu bence Klaff'ın bıraktığı eşyalar bunlar zaten. E ama ampul kullanmayın. LED ampulmüş lan bu galiba. Ampul eritir demişler lan harbiden. Uzun süre yanarsa eritir diyorduk lan. Başka bir şey de olabilir yani bilmiyorum. Klaff. Çete bak. Aa! Ampul çok uzun yanmasın yani. Tamam bunu taka... Aynı ya, flaşla takalım baktık. Mı? Gerçi flaşla denedik zaten. Tamam. Takabiliriz, şurada uzatıcı var. Yo şurada masada da var. Tak bakayım elim patlamasın da, dur şu alt. Yaktım. Yak. Bas. Binlerce dansöz var. Ben bunu unuturum baba. Bu bir yerde unutulur bu. Yanar bu. Buna ne yapmak lazım? Isınmayan basit LED ampul takacaksın buna. E27 duyu zaten. Bu LED değil. Bu bildiğin eski tip ampul değil mi la? Değil de. İçindeki sanki farklı ya. Bak yak bakayım da. Güzel ama he. Evet güzel duruyor ya. Etrafa da bu arada vurduruyor. Disko şeyi gibi. Ha, yani tamam bunu o zaman unutmayalım da erimesin. Zaman... Tamam çam ağacının içine teşekkür ederiz. Komple set yapmış. Sana şeye bakalım onu. Benim onu bir ver ya. Ben onun ne olduğunu da bilmiyorum yani. Gördüm uzaktan ama hiç kutuya bakmadım bile. Bunu kim yollamış? Üzerinde bir not var galiba. Sen bak. Var gibi. Şu turuncu aşağıda. Oy bu ne baba? Ne baba bu ne? Bu ne lan? Koparayım mı direkt okuyayım? Kopar. Uyy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 
şeyler var. Bu nasıl bu olabiliyor? Kaymış. Bu direkt şey siteden alınmış. Ama alan kim? O da burada galiba. Şunu ben bir söküyorum. Tamam, bu video kartı açılıyor. Mete siktir git artık ya. Allah Allah. Oğlum sen kafayı mı yedin? Manyak mısın oğlum sen? Ne kadar lan bu? Oğlum ya Rabbim lan biz de seviniyoruz, bir sürü hediye aldık diye hepsi aynı kişiden geldi ya. Kardeşim benim kesin. Kaç para? Yapma be. Ne kadarmış? 3700'müş. Ne? İçinden yılbaşı acı rigrat şeyi çıkıyormuş. Ben de hiç değil mi ki rigrat bile işlemiş olabilir ha. Anaman aman aman. Şu alttaki kutuyu alsana. Bu ne oğlum, ağır da ha. İçinde bir şey. Kutusunu atarız değil mi bunu? Kutusu atılır abi ya. Ne yapacak kutusunu? Bak burada galiba bir kuruluş muhabbeti var. Ya neyini... La ne gerek var oğlum, düğmesini soktun mu? Açmıyor mu? Böyle bir yerde ki... Düşmesin, bir keseceğim. Alttakini mi kesiyorsun, sopasını mı kesiyorsun? Şey, balta ucu. Tamam, orayı tutacağım zaten. Hazır mısın? Tamam, kesilmedi zaten. O kesildi, kesildi. Bakalım neymiş ya? Oğlum bu harbi ağır. Ağır mı? Çok ağır. Ay aman ha. Şunu bir tutar mısın? Işık mevzusu var. Işık mı? Ne? Yok, bu oğlum ışık olsun diyeceğim. Ne diyorsun? Evet evet, bak şuradaki dostlar. Aman ha, korkayım senin gibi şimdi. Sivri, dikkat et, tutma. Olabilir lan. Bilmiyorum. Vidası var. Durun bir bakalım da başka bir parçası kalmasın. Bırak, internette millet kendi 3D printer'la yapanlar bu fiyata satıyor. Orijinali böyleyse orijinali alınır insanlar. Ki ağır bayağı, kaliteli. Ver bakayım. Ne o? Niye öyle açın? Pil falan mı? Bir tuş var. İnceliyorum şu an illa şeyine bakmamak için. Aa! Pilli lan harbi. Pilli mi? Orası bir yeri işte, o açtığın yer. O odundan çıkıyor mu? Göster bak bakayım şeye. Ay burada şimdi vida yeri var. Bu vida yerini kafana dikkat et. Buraya girmesi lazım. Bu böyle oturuyor. Klik klik bir şey yaptı mı? Klik yapmaz. İki tane vida atmışlar. Çok saçma. Abi ne yapıyor oğlum, söylesene işte, de. Odunu açıyor ya. Açıyor mu? Odun açıyor. Tamam. Benim de mantığım ona çünkü gittik. Bu böyle açılabilen bir şey diye. Odun açıyor değil mi Gordi? Açıyor da sonrasında en son yine vidalama var. Tabii en son vidayla yine odunu takıyor geri. Üç tane kalem pille çalış. Ne yapıyor peki bu? Baltayı böyle sallayınca yıldırım çarparak. Allah Allah. İşte deneyelim mi lan? Işık tuşu. Bekle dur. Dedim, bunu. Işık var dedim. Bekle şimdi dur. Buradan çıkar bunu. Belki tek yönlüdür ya. Bence bu kadardır. Daha fazla açmanız mı? Bir değeri var mı orada? Kabuk. Bana bir adet tornavida lazım. Nerede? Nerede? Alet çantasında var mıdır şu? Şuraya bak, baksana şu üste. Yıldız mı? Yıldız. Evin amına koyduk vallahi. Evin amına koyuldu. Sen dur, hayvanları besleyince ne olacak bir onu gör. Burada nerede var? Yok mu üste falan? Ya açıkta
Açıkta yok mu? Siktir et, bunu sonra bakarız onu. Çayınızı kahvenizi siz hazırlayın babalar. Bugün uzun. Hayvanlar var ya, çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bugün karınca çiftliğim odası yapacağız. Yapacağız dediğim bakım yapacağız. Yapabilirsek. O harbi sarar, harbi sarar. Yok abi bakalım ya, ben tornavida bulurum. Ben şimdi belim melim. Sen söyle nerede olduğunu, gidip alak ya. Bulamazsınız abi onu. Bir tane şeyde var, onu biliyorum. Yatak odasında var. Ofiste de var bir tane. Ama bize pil de lazım. Pili nereden bulacağız? Kalem, pil. Hepsi kamp çantasının içinde var. Kamp çantası dışarıda. O da zor da. Başka bir şeyin içinden söksek. Bence bu sesi siz duymazsınız ya. Yatak odasında tornavida. Ne yapayım amına koyayım? Bir hasar varsa yatak odasını söküp aşağı mı getireyim? Allah Allah, her şeyi pis pis düşüncelere sarıyorsunuz. Versene bir. Bunu sonra bakarız zaten de, şöyle bir genel bir... Evet, bunu direkt görüntüsü... Görüntüsüne orada bakalım. Orada herhalde vidalı ya. İşte vidalı zaten. Ha, şu vidayı sıkıyorsun işte. Aynen. Pil yeri? Pil yeri burada. Babacım ama görüntü şu. Oy. Harbi iyi duruyor ha. Mete özel bir bütçe mi ayırdı hediye için? Aynen Mete. Bu arada bu cidden çok ağır ve sağlam. Bak bak, görüyor musun? Ne? Işık tutunca bak, yıldırım yerleri gözüküyor, görüyor musun? Şunlar. Ha. Onlar da bir ki parlıyor full. Ne bileyim lan. Videosu vardır internette. Bu da duvar asmalık. Duvara da geçtim. Şöyle masanın üstünde bile çapraz koysan güzel duruyor. Tamam baba. Bulursa getirsin, bulamazsa. Aa, ben gelemiyorum yazılı var. Canı sağ olsun kardeşim benim. Açıklama yaptım diyor. Oğlum senin açıklamanı şimdi plastik arkadaşlar. Abaşına Serdiçam diyen bakar mısın? DC'den mi yazmış? Oo, bakalım. İnsan BP bakar hediyesini getirecektim. Videonun altına hediyelerin açıklaması varmış. Lan video mu çektiniz bir de? Bir dakika durun. Açacağım. Ya oğlum full video çekmişler ya. Abi de dur, bunu izleriz. Bu şimdilik dursun. Biliyorum biliyorum, cam büyük, açacağım. Buluyor musunuz? Yok. Bu var, belki hani köşeli köşeli döndürürüz. Bunu da kumandaya geri takacağız. Dur bakayım. Oğlum lan. Ne? Kaldır kaldır. Fanali kaldır. Yazıyor mu? Ya tam sıkmayız. Yo yo, düz kısmı da varmış ya zaten, sadece yıldız değil. Hadi bakalım. Işıkları da kapatırız. Ver bakayım pilleri. Tora dönüyormuşum. Dönüşüyormuşum. Sallayınca şey oluyormuş abi. Evet. Hiç sallama, sallama. Ya piller sıfır paketinde miydi? İki tanesi. Tamam bana. Tamam, sakin ol kovboy. Sakin ol kovboy. Elimizdeki oyuncaktan korktuk ya. Kırmızı mı diye? Kırmızı o pil yetersizliği. Tamam şimdi abi sen ayağa kalk. Sana bir edit çıkar buradan var ya. Tamam, şey yapalım, kamerayı filmleyip ışığı kapatalım. Dur. O videoyu sıkmamız lazım. Videoyu sıkamayız ama şu an. Niye? Sıkamayız çünkü yıldızımız harbi yok. Ya bu... işte hani şimdi idare edecek kadar elimizde. Bu yıldız direk. Var ya. Zaten Thor da, God of War'daki Thor da şeyle geliyor. Ne? Aynı böyle şapkayla. Şapka ve aynı şişmanlıkta. Şunu kapat. Nasıl gözüküyor bir ona bakalım.
havalı durmadı amına koyayım. Evet ya. Sen uzakta böyle bir ayakta bir dursan abi uzakta ya. Bir şey olur mu belli? Amına. Aa! Bak. Dur bak vur. Bak vuracağım. Düğmeye bastığında efekt giriyor. Basılı tutacağım. Kapandı mı? Bilmiyorum. Bakayım. Ha şöyle böyle daha iyi oyuncu. Ana farklı olsun. Sallamasın. Baba bunu ya. Sallasak çok güzel şeyler olur da uçar bu. Tamam yeter kafamız gitti. Birim biri kumandan ha. Tamam söküyorum. Kumandaya sonra pil alırız ya. Sensörü gibi böyle. Kapıya koyacağım bunu. Açın. Ya yeşil çam kurşun sesi yazmış. Evet anlıyor bu arada. O ben anlamadım. Bunu yaptırsam bir tane 3 boyutçuya. Yok abi bu öyle kolay yapılacak boyut değil. Hah. Hem kolay boyut değil hem bunun çok daha küçüklerine bu kadar para istiyorlar ki. Bunda ışık var. Ses var. Kaliteli. Ağır. Ama seri üretim kalıp mevzusu. Bir de bunu 3D printer'dan yaptığın zaman bu darma duman olur oğlum. Kırılır bir yerlere. Seri üretimini alırım o zaman oğlum. Bana ne tamam, 3D. Hayır gibi. Mantıklı olmasını açıklıyorum. Seri üretimde adam daha ucuza getirir kalıbı baktan. Bunun parçası nerede o eti? Şeyi derisi. Derisi. Bro. Yusuf'um be. Yusuf'um. Efendim abi. İnşallah bu nedir bir yol değil. pardon. Alttanmış. Oldu mu? Hala olmadı. Oldu ya. Üst tarafı. Şu. Tamam. Güzel duruyor güzel, ha. Güzel güzel. Al bunu. Abi iki gündür götten yiyorum çok koyuyor. Olsun olsun iyidir. Salak. Sesler evet. Bir Cüneyt Arkın. Bir tane de video yapmışlar. İzleyecek mi onu? Oğlum çok dağıldık ya. Burayı toplarız ya. Bir de karınca çiftliğimi yapacağız ya. Bu arada şurayı 10 dakikada toplarız.